arkadaşlar. Sizler de yerinizi alabilirsiniz. Gelir vergisi değerli arkadaşlar, tabii ki gelir vergisinden amacımız ne? Uzun vadede biz doğrudan gelirlerin payını artırmak istiyoruz. Ve tabii ki şu anda gelir vergisinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı ne kadar biliyor musunuz? %1.4. Yani dolayısıyla hakikaten çok çok düşük, pardon %4, ben yanlış okudum, %4. Şimdi çok düşük bir rakam yine de. Mesela kurumlar vergisinin de yaklaşık %2 civarı diye düşün. Yani geçen sene toplamda 5.8'di. Hep örnek veriyorum. Bir uçta biz varız, bir uçta Danimarka var. Danimarka'da kurumlar vergisi ve gelir vergisinin toplamının milli geliri oranı %30'lar civarı, %29'lar civarı. Türkiye'de ise %6 civarı, %6'nın biraz altında veya %6 civarı. Dolayısıyla bu sistemde tabii ki bir düzeltme yapmamız lazım. Ha, bu sistemde düzeltme yaparken biz yeni bir vergi öngörmüyoruz. Vergi oranlarında bir artış da öngörmüyoruz. Ama şunu öngörüyoruz. Bazı imtiyazların, bazı istisnaların azaltılmasını, kaldırılmasını evet öngörüyoruz. Beyanname kapsamındakilerin sayısının artılmasını öngörüyoruz. Daha modern bir sisteme geçişi öngörüyoruz. Tabii ki uzun vadede doğrudan vergi gelirlerinin artışı bizim gündemimiz, yani oran olarak, yani vergi oranlarını artırma anlamında söylemiyorum ama toplam vergi gelirleri içerisindeki payının artışı kayıt dışılıkta mücadeledeki başarıya bağlı olarak tabii ki öngörüyoruz.